Evet sevgili seyirciler, Haber Zamanı'nın ikinci bölümündeyiz. Ben Eftal Keser. İlk bölümün sonunda anons etmiştim günün konuğu bölümünde. Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile birlikte olacağız demiştik. Altuncuoğlu aynı zamanda Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanlığını da yapıyor. Az daha konuşuyordum yani. Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok şükür. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Şeyde sizi anons ederken o kadar çok sıfatlardı ki evet. Neredeyse söyleyemiyorum. Kooperatifin ve birliğin ismini aslında ben koymadım. Yani 1984'te kuruldu ve uzun bir isimler. Ama yapacak bir şey yok. Öyle öyle. Yani yok. Normaldir insanların evet. Dillerinin tabii sürüşmesi. Tabii ki. Sevgili seyirciler, konuğumuzla sohbet ederken 0533-864-5049'dan WhatsApp hattından görüş önerilerinizi, hatta sorularınızı da gönderebilirsiniz. Ben oradan konuğumuza sorularımızı, görüşlerimizi aktaracağım. Kemal Bey, şimdi esnafın esenlendirilmesi için girişimleriniz oldu hükümetin de aracılığıyla, belki de en başta hükümetin attığı adımda desteğiydi o. Elbette ki isterim onu konuşalım, esnafa neler yapıldı, neler edildi diye. Evet. Ama bir genel çerçevede nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Örneğin işte herkes epey bir zaman, iki aya yakın bir süre evlerine kapandı, iş yerleri kapandı. Birkaç tane iş yerinin dışında herkes kepenk indirdi, evde kendisini korumaya aldı. Doğal olarak zorunlu bir korumaya alıştı bu. Ama şimdi yavaş yavaş normalleşmeye doğru adımlar atılıyor. Şimdi bunu bir genel tabii. Çerçevede nasıl değerlendirirsin, sonra parça parça gidelim. Şimdi öncelikle buradan tüm izleyici arkadaşlarımız, ülkemizdeki bütün herkesin Ramazan ayını kutluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Gelecekteki bayramdan da kutlayalım. Belki çıkamayız bu arada programlara. Önümüzdeki bayramdan da kutlayalım. Tabii bu koronavirüsü tüm dünyayı etkiledi. Ülkemizde de büyük bir sıkıntı yaşandı. İş yerleri bir anda kapatıldı. Sabah kalktık işte hükümet karar aldı, kapatıldı ki haklı karar aldı. Gereğini yaptı. Fakat burada hükümetten fazla da aslında vatandaşa tek tek teşekkür etmek lazım. Bütün herkes bunu sahiplendi ve evlerine kilitlendi. Doğru mu? Evet, doğru. Bakın dünyada başka bir ülkede bu kadar örneği bulunamaz yani. KKTC halkı gerçekten sahiplendi ki evet bir hastalık var, bir salgın var. Biz kendimizi kilitliyoruz evimize de ve kilitledi. Ha tabii ki ihtiyacı için marketine gitti, eczanesi o ayrı konu. Ama sokakta çok nadir birkaç kişiyi gördük. Bu önemli bir vurgu. Bunun için de Kuzey Kıbrıs halkına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli çünkü bunun yayılmasını engelledi. Vatandaş sahiplendi bu konuyu. Hükümetin aldığı kararlar tabii ki önemli. Tabii ki yerinde kararlar aldı, çalışmalar yaptı. Bu arada baktığımız zaman tabii ki iki aylık bir süreçte de iş yerleri kapandı tümü. Yani marketler, eczan dışında neredeyse tamamı kapatıldı. Evet. Bu kolay bir şey mi? Hayır değil. Çünkü bakın hiçbir esnaf ve sanatkarın, iş adamının cebinde günlük para bulamazsınız. Günlük işte 3-5 bin lira para bulamazsınız. Çünkü esnaf dediğiniz kişi 3 kuruş da kazansa gider ürününe yatırır, malına yatırır, çekini öder, bankası borcunu öder. Bir anda kapanınca insanlar mağdur kaldı 2 ay boyunca. Sıkıntılar içinde yaşadı. Zor bir süreçti. Evet, gerçekten zor ama yapacak bir şey yok. Hastalığın yayılmasından, ölümlerin çoğalmasındansa herkes buna katlandı. Etinden mahrum oldu. Onu yemedi. İşte bir zeytin ekmekle idare etti ama etti 2 ay. Esnaf kötü bir zaman dilimi geçirdi. Şimdi tabii hükümetin aldığı kararlar önemli. Dün çıkan bakanlık kararında evet. Peyter Bey açılmaya başladı. 20'sine kadar. Bugünden itibaren gece saat 10'a kadar uzatıldı. 9'dan 10'a kadar. Sokağa çıkma yasağı. Ondan gevşeme süreci. Ondan sonra da zaten artık süreç bütün iş yerlerinin açılmasına kadar geldi. 20'sinde de her taraf açılmış oluyor neredeyse tamamı. Yani bir iki sektör haricinde. Tamamı açılmış oluyor. Bu süreçte insanlar nasıl yapılacak, nasıl kazanacak, nasıl eskiye dönecek biraz zorlanacağız. Bakın ben kendimden örnek vererek başlamak istiyorum. Benim iş yerlerim Lokmacı Varikatı'nda, Araslı'da. En az bir sene dükkanlarımı açmayacağım. Yani hükümet dedi aç dedi ama ben açamıyorum. Çünkü o bölgeye
Defkoş'a surlar içine, Mausa surlar içi, çarşılar, Girne çarşısı, işte diyorum Magosa çarşısı, buralar çalışmaz. Yani dükkanı açanlar için de söylüyorum. Yani şu anda açmış olanlar da çalışmıyor zaten. Sadece gidip temizlik yapıp çay kahve içiyor. En az bir yıl, ta ki Avrupa'da bu hastalık olayı bitsin, uçak seferleri, turizm seferleri başlasın, belki ondan sonra hareketler başlar. Ama şu anda iş yerimiz açık, sadece oturup çay kahve içeceğiz. Yani bu kötü bir süreç. Açmayla bitmiyor. Açtım demekle de hayat dönmüyor. Yarın sabahtan gene insanların ekmek, evine ekmek ödeyecek parası yok. Burada hükümetin bir an evvel radikal kararlar alıp hayatı kolaylaştırması lazım bu esnaf, sanatkarlar, üreticilerle ilgili. Yoksa inanın en az bir yıl kimse iş yapamaz bu ülkede. Esnafın işini kolaylaştırmayla ilgili elbette ki önerilerimiz vardır, onları da konuşalım ama özellikle siz Defkoş'ta da olduğunuz için soruyorum. Şimdi kapılar kapalı ve Defkoş'ta Aras'tayı tutan güneyden kuzeye geçen turistler veya Rumların yaptığı alışverişlerdi. Girne'de öğrencileri vardı, turistler vardı. Esnafı ayakta tutan. Gazimausa'da öğrencileri vardı, turistler vardı. Esnafı ayakta tutan. Güzel yurt her zaman için bir mağduriyet yeri olmuştu. Orayı saymıyoruz zaten. Çok kötü bir durum. Güzel yurtta da ayrı bir parantez açmak lazım tabii, diye düşünüyorum. Güzel ve iskeleye. Evet. Aynı şekilde iskele. Şimdi biliyorum ki esnafla konuştuğumuz zamanla en büyük beklentileri, özellikle Aras'ta esnafıyla ilgili söylüyorum bunu, en büyük beklentileri sınır kapılarının açılmasıdır. Bilemiyorum yani ben şu anda onu bekleyemem. Bölge akıllı da beklemez şu anda, onu beklemiyor. Çünkü güney tarafında biliyorsunuz, güneyde şu anda 9 civarında vaka var. Koronavirüs. Evet, yani rakam gittikçe düşüyor ama düşüyor, her gün bir tane, iki tane şu anda vaka çıkıyor. Yani, var ama şu anda da hastalar var. İşte bir, iki tane, üç tane, beş tane çıkıyor. Evet. Ekstra hastaneye yatırılanlar var. Bunların bana göre tamamı bitmeden o kapıların açılmaması lazım. Aksi takdirde korunamayız bunun içinde. Yeniden kapanmak zorunda kalırız. Yeniden bir sürü hastalıklar, hasta insanlarımız oluşur, yeniden ölümler oluşur. Artık önünü alamayız. Peki konunun çok iyi anlaşılması için biraz üzerinde durmak istiyorum bunun. Biz dediniz, güneyde de bizdeki gibi sıfırlanmadıkça evet, kapıların açılmasını istemiyoruz. Ben uygun görmem. Kişisel görüşünüz bu mü yoksa kişisel, esnafla yaptığınız toplantılarda böyle bir sonuç mu? Tabii ki bu benim ve çarşıda görüşüm esnaflarımızla ilgili. Beraber. Çünkü benim de orada dükkanım var. Her cumartesi gidiyorum. Yani dükkanımı açmıyorum ama çay kahve içip sohbet ediyoruz arkadaşlarla orada. Evet. Ve diyoruz ki bu kapının bu şekilde açılması hoş değil. Uygun değil. Çünkü oradan gelecek olan, şu anda vaka yok bizde. Hasta yok. Ama yarın kapı açıldığı zaman oradan hastalık gelmeye başlasa ne yapacağız? Yani orada da sıfırlanması lazım. Orada sıfırlanması yetmez. Çünkü güney tarafına hala da Avrupa'dan gelen gidenler var. Avrupa'da da bitmesi lazım bu işlerin. Yani öyle bana göre kolay değildir kapıların açılması bir anda, işte ben güneyle açtım kapıyı demekle de insanları biz kabul edemeyiz. Ben dükkanlarımı açmam yani. Arkadaşlar açmaz. Eğer bir şey Avrupa'da bitsin diye beklersek 2 yıl daha bekleriz. Ama güneyde Avrupa'nın içinde ve beraber taşıma devam ediyor gelip gitmeler ve hastalık orada bitmeyecek. O zaman nasıl yapacağız? Yani ben de istiyorum tabii ki, oradan ekmeğimi kazanıyorum. Oradan gelen Rum'dan turistin ekmeğini kazanıyor. Ama şimdi durup dururken de yani ille de kapı açısında gelsin dersek insanlar, hastalık da gelirse bu tarafa ne yapacağız? O zaman kendimizi 2 ay kapattık. Belki aylarca daha kapatacağız. Bu da hoş olmaz. Evet, bir dönem değil, her dönem telenin değer kaybından dolayı hep şikayet ederiz. Ama telenin değer kaybı bir yerde bizim esnafımızın yüzünü güldürmüştü. Güneyden bu tarafa geçip alışveriş yapanlar da, çünkü bir sürü insan akaryakıt da alıyorlar. Aynen. Her şeyi, aynen, her şeyi aynen alıyorlar. Tabii da. Yani çünkü orada Euro'dan dolayı pahalı. Tabii. Bizi tercih ediyorlar. Benzinimizden tutun işte, marketlerimizden, konfeksiyonumuzdan, kuyumcumuzdan. Tercih ediyorlar insanlar. Mecbur, çünkü burada paranın milliyeti olmaz.
Ekonomi bu, benim cebim bu. Eğer ben güneyde ucuz buluyorsam ben de gider oradan alışveriş yaparım. Ticaretin milliyeti yok. Tabii, yani ben de gider oradan alışveriş yaparım. Yani orada bir sıkıntı yok. Ben de çok gittim, geldim. Bazı ürünler almışımdır kendime tabii ki. Uygun fiyata gördüm de. Ama bu sağlık boyutunu düşünürsek burada önemli tedbirleri almak gerekiyor. Sıkılacak mıyız? Evet sıkılacağız. Sıkıntı yaşayacağız. Ama bu hastalık önemli bir hastalık. Ya bir anda çoğalıveriyor. Bir kişiye bulaştığı zaman bir anda bakıyorsun 15-20 kişiye daha bulaşmış oluyor. Ya da 40-50 kişiye bulaşıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bunu da durdurmanın yolu şu anda yok. Biz de o zaman bunu kapalı daha kalacağız bir süre daha. Ta ki bu ortalıklar bir yatışsın. Onun haricinde kolay değil yani bu kararı almak. Zaman zaman iktidarla bir araya geliyorsunuz. Tabii ki hükümetle sürekli bakanlarla, hükümetle başkanlarla görüşlerinizi aktardınız. Söylüyoruz yani. Tabii ki söylüyoruz. Yani bu kolay bir süreç değil. Tabii ki sıkıntı yaşayacağız. Ekonomik sıkıntı yaşayacağız mutlaka. Ama ekonomik sıkıntıyı yaşamak herhalde ölümün yanında sıfır kalır. Çünkü burada gariban sizin çocuğunuz, bizim çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamızın da hayatları söz konusu. Herkesin ailesi değil mi? Sadece 3 kuruş alacağım diye benim hayatım söz konusu değil. Bunun için bana göre daha ona çok vakit var. Şimdi maksat hasıl olmuştur diye düşünüyorum. Yani söylediklerinizin. Esnafla şimdi dediniz cumartesi günleri ben kendi benim de dükkanım var gidiyorum. Çarşıdaki esnafla. Zaten şeyde ekonominin içerisinde küçük bir orta boy ölçekteki esnaf çok büyük bir yer tutuyor 10 binlerinden. 30 bin. 30 bin civarında en doğrusunu siz biliyorsunuz. Şimdi bu dönemde esnafın en fazla şikayet ettiği neydi? Tamam dükkanlarımız kapalıdır. O ayrı bir şey. Ama dükkanlar açıldıktan sonra da bir süreç var. O belirsiz gibi de görünen bir süreçtir bu. Yani en çok bir esnaf olarak da yani neyi düşündüğünüzde nedir sizi en çok tedirgin eden? Tabii şimdi ilk bu olaylar başladığında ilk tedirgin ettiği esnafların işte kiralar. Evet. Kira konuları. Kiralarını ödeyememek. İşte kapalı kaldığı süre zarfında işte sigorta ihtiyaç sandığı vergi borçlarının ne olacağı, yükümlülükler nasıl yerine getirilecek. Tabii ilk tedirginlik böyle oldu. Fakat Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın himayesinde çalışmalarıyla ve ekibinin, bakanların çalışmalarıyla bu iş yoluna girdi. İşte şu anda devlet kiraları ötelendi. Evet. İşte sigorta ihtiyaç sandığı vergi yatırımları da onlar ötelendi. Hatta yeni çıkan kararda da yani bunlar emeklilik sürecine yansımayacak. 3 aylık gerilimler sayılmayacak, devam edecek. Yani yatırılmış gibi görünecek. Bu da önemli. Tabii ki bu süreçte en çok insanların korktuğu ve sıkıldığı taraf buydu. Bunu hükümet başarılı atlattı. İnsanlar bir rahatlama içine girdi. Bunun dışında tabii gene başbakanımızın talimatıyla ve çalışmalarıyla çok güzel de 3-5 kredi paketi açıldı. Alabilenler alıyor. Tabii herkes de kullanabilecek diye bir rakam yok. Ne kredi bu. Geri dönüşlü. Hibe değil. Şartlar ellerine gelen kişiler de bunları da kullanıyor. Kullanmaya devam ediyor hala daha. Bunlardan da yararlanarak insanlar biraz hayatını idame etmeye çalıştı. Tabii ki hükümetin aldığı kararlar önemli. Bundan sonraki alacağı kararlar da önemli. Şimdi mesela işte restoranlar açılıyor. Restoranlar açılıyor. Berberler açılıyor. Kuaförler ve tamamı neredeyse. Tamam işte burada da alınması gereken kararlar var. Bunlar da alıyordur tüzükler halinde ya da bakanlık kararıyla. İşte bir restoran 100 kişilik saat 50 kişi alacak. Berber dükkanı 4 koltuğu varsa 2 kişilik yapacak. Sırayla alacak. Yani bu şekilde bir düzenlemeyle de bu yoluna girecek insanlar bir nebze hayatını devam ettirecek. Artık alışacağız. Yani bugün hem sizleri takip ediyoruz televizyonlarda konuşmalarınızı, hem misafirlerinizi hem de Türkiye'de takip ediyoruz. Türkiye'de her gün bu konularla tartışmalar. Oradan da öğreniyoruz hepimiz. Artık bilgi çağındayız. Evet. Türkiye dediniz. Hemen aklıma gelen bir konuyu örnek vereyim de bize getireyim şeyi konuyu. Şimdi Türkiye'de toplu taşımacılıkta da şimdi serbest bırakıldı biliyorsunuz. Örneğin işte minibüs 20 kişilikti, 10 kişiye düşürdü. Evet. İşte midibüsler vardı, 30 evet. kişilik, 15 kişiye düşürdü. Şimdi orada da bu işte ekmeğini kazananlar feryat etmeye başladı. Biz diyorlar zarar edeceğiz bu işten. Çünkü yani 20 yolcu taşıyacağımıza 10 yolcu taşıyacağız. O zaman biz fiyatları artıralım. Şimdi bu örneği neden verdim? Şimdi bizde de restoranlar açılacak. Doğal olarak işte 100 kişilik bir salonu olacak. Diyecekler ki hayır sen 50 kişi alacaksın.
buraya. Belki onun kıstasları da olacak. Belki şimdi onları da konuşalım sizinle. 50 kişi. O zaman bu şimdi bunu düşündüm de ben de endişe yaratıyor. Ne endişesi yaratıyor? Acaba pahalı mı olacak? Ya şimdi bakın. Sektörler de farklı. Şimdi toplu taşımacılık dediniz ilk başta Türkiye'de. Toplu taşımacılığın fiyatını devlet belirler. Rayiş fiyatını. İşte 1 liraya taşıyacaksın der, 5 liradır der, 3 liradır der. Buradan buraya 2 liradır der. Onu devlet belirler. Devlet de onun katkısını yapar Türkiye Cumhuriyeti. Hiç orada bir sıkıntı yok. Yani bugün ben aynı zamanda tabii Türkiye'de bağlı bir kurumum. Türkiye Esnaf Sanatkarlarına. Oradaki 81 şehirde 20 milyon esnafın yaşamını, hayatını ve orada ne kararlarını onlar da biliyorum, takip ediyorum. Her gün onlarla da görüşüyorum. Orada devlet belirliyor. Taşımacılıkta, takside, dolmuşta, minibüste, otobüste olduğu için onlara desteğini verir devlet. Orada bir sıkıntı yok. Ama gelelim biz de restoranlara, kafelere. Tamam 100 yerine 50 kişi koyacağız. E tamam ben esnaf oldum, esnafım ve lokantacıyım. Eğer ben 2 ay evvelden 100 liraya verdiğim menüyü şimdi 200 lira yaparsam yarın sabahtan kimseyi bulamam. İdare edecek herkes. Denetim de yapılması lazım. Denetim yapılacak zaten. Bakın aslında Kuzey Kıbrıs'taki halkın özelliği şu. Halk kendi denetimini yapar. Siz gidersiniz. Zaten gittiğiniz yerlere sürekli aşina olduğunuz yerlere gidiyorsunuz sürekli. Değil mi? Bizde bir alışkanlık var. Ayak alışkanlığı. Ben hep aynı markete giderim. Berberim hiç hayatta değişmem. Restoranlara gittiğim restoranlar genelde 3-5 tanedir. Yani bellidir. Şimdi orada bu 100 liraydı. Şimdi ne oldu da 200 lira oldu? O zaman müşteri hemen kaçar. Yani biz azaldık diye müşteri olarak azalıyoruz diye fiyatı yükseltemeyiz. Yükseltirsek esnaf olarak kendi kendimize zarar koruruz. Bir daha yarın sabahtan o müşteri orada bulamayız. Bu için yapmazlar. Bu pahalılığı getirmezler. İşte kafeler, barlar, restoranlar bu pahalılığı getiremez. Getirmez. Zaten getiririm diyen de esnaf değildir bir kere. 3 günde batar. Bir daha kimseyi bulamazsınız. Bir de şöyle bir gerçeklik var Kemal Bey. Bu arada sayın seyirciler, aralda bir anons edeyim ben. Kemal Bey diyorum ama işte Kemal Bey Kıbrıslı Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı. Aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı kendisi. Konuğumuz esnaf ve esnafı konuşuyoruz doğal olarak. Restoranları, kafeleri daha fazla ayakta tutan, daha fazla değil de hemen hemen ayakta tutan, evet şeyde restoranlara yerli halk da gidiyor yani arada bir işte dışarıda yemek yiyebiliyor ama özellikle kafeleri öğrenciler ayakta tutuyordu. İşte orada sıkıntı oluşacak. O sıkıntı evet. Şimdi insanlar artık sektör değiştirmeye başlayacaklar. Neyi getirecek bu bize diye soracaktım siz onu söyledim. Şimdi insanlar tabii ki dünya değişiyor, dünyanın düzeni değişiyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yakında bakacaksınız bu ülkede üniversite kalmayacak. Yapılıyor ya da yapılmaya da devam edecek. Üniversiteler var. Belki de 3-5 sene sonra artık uzaktan eğitim başlayacak. Şu anda olduğu gibi. Tamamen buna dönecek. Dünya. Dünya bacalı sanayiden tarım sektörüne yöneliyor. Burada da tarıma yönelecek insanlar. Ve sektörde tarımcıdan fazla sanayiciler tarımcılık yapacak. Bakın artık. Eskisi gibi değil. Ben çiftçiydim de babamdan öğrendim de bunu yapıyorum değil. Dünyanın şekli şemali değişiyor. Küçük esnafta kafeci, barcı bu arkadaşlar da artık sektörlerini yavaş yavaş baktı da olmuyor. Değişecek. Gidebilen sektörleri kendi kafasına canlandırıp onları bulacak. Esnaflığın güzel tarafı budur aslında. Esnaf üreten kişidir. Hemen baktı da bir şey olmadı mı hemen işini değiştirir. Onun için değiştirmek kolaydır. Bir makinist değildir. Makinistle değiştiremezsiniz. Kaportacılıkta, boyacı değiştiremezsiniz. Marangozlukta değiştirmek zordur. Ama bugün hizmet sektöründe sektör değiştirmek çok kolaydır. Ama bu biraz da tehlikeli değil mi Kemal Bey? Yani bu sizin anlattıklarınızı düşündüğümde bu beni biraz korkuttu. Neden korkuttu? Yani işte restoranlar kapanacak, işte kafeler azalacak, restoranlar kapanacak demeyelim. Azalacak. Şimdi baktığınızda ve bir de dediğiniz ki şey eğitim üniversiteleri kalmayabilir. Bana göre kalmayabilir. Gerçi şey uzmanların söylediğini söylüyorum ben. Uzmanlar diyor ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz. O kesin.
Ona ben de katılıyorum. Dolayısıyla şeyler yani üniversiteler kapanır mı? İnşallah. Kapanmaz mı? O yani şu anda tahmin ediyoruz. Yok. Ha, gönlümüz arzu eder ki öğrenci sayısı düşmesin, artsın. Artsın. Neden? Bunu benden çok daha iyi bileceksiniz. Aynen. Siz üniversitede öğrenciler artarsa diğer iş kolları, çünkü doğru etkisi yaptığından kesinlikle dolayı bu iyi yönde veya kötü yönde yararlanacaklar. Kesinlikle. Kiralarla alakalı hükümetin aldığı bir karar var. Bir sabitleme yönüne. Dövizi sabitleme. Dövizi sabitleme. Evet, o doğru bir karar. Doğru bir karar. Biraz onu konuşalım. Şimdi tabii sizinle. Dün de Sayın Müsteşar'la görüştük. Hasbelkadar da bu konuda gündeme sohbet arasına gelince hemen ben de önerimi yaptım. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Sayın Mustafa Serçeli'ye. Dedim ki abi bunu işte 7 bin lira civarlarında 7 bin liraya falan sabitlenebilirse uygun olur şu anda. Bakanlar konuda karar buyurmuş zaten. Görüşülüyor şu anda herhalde. Dün görüşüldü de orada da ben de bu katkıyı yaptım. Yani 7.800-7.500 olmasın ama 7.000 düz hesapta kalsın. İşte Ocak'taki, Aralık'taki döviz neyseydi, bu koronadan evvelki döviz sistemimiz, döviz fiyatı neyseydi, ona endeksleniriz diye. Sayın Müsteşar da olumlu gördü. Dedi ki doğru başkan, bunu önerelim bu şekilde dedi Sayın Başbakan. Hatta oradan da notunu düştü. Sayın Başbakan'a mesajını attı. Tabii ki bunlar alınması gereken kararlar. Şunda döviz almış başını gidiyor. Evet. Bugün dükkan sahipleri çoğu %90'ı dövizle kiralamış. Sterlinle. Bunlar ödenecek bir boyutta değil artık. Bunun için de bu döviz sabitlenmesi çok doğru bir karar. Bunu bir an evvel hükümetin alması lazım. Ve sistem yerine otursun, çaklar yerine otursun. Yoksa insanlar dükkanlarını boşaltmak zorunda kalacak. İşsiz kalacaklar. Bir işsizlik ordusu ortaya çıkacak. Çünkü o adamın orada sermayesi var, parası var, çalışanları var. Ve bunların tamamını kapatmak zorunda ve kiradan çıkmak zorunda kalacak. Boşaltmak zorunda iş yerini. Ve bunlar kötü olaylar olur. Hiç hoş olmaz esnaflar için ve ülke için, ekonomi için. Doğru bir karar alıyor hükümet. Dediğim gibi eğer öyle de 7 bin lira falan da olursa sterlinin şeyi sabitlenirse kuru çok daha da iyi olur diye düşünüyorum. Peki evet, yavaş yavaş açılıyor iş yerleri falan ama siz de dediniz ya açılsa ne olur, açılmasa ne olur şimdi alışveriş... Hizmet sektörü için söylüyorum. Alışveriş olmadıktan evet. Sonra çok fazla da bir şey anlam ifade eder mi etmez mi zaman gösterecek. Tabii onu. Ama kapanacak olan iş yerleri var mı yani sizin düşüncenizle? Mutlaka vardır. Hem de çok vardır. Yani şimdi eğer iş yapmıyorsam ben, bir birikimim de yoksa geride, beni geçindirecek, kiramı ödeyecek, tabii ki kapatacağım. Yani durup onun kirasını ödeyeyim, elektriğini ödeyeyim. Bu arada tabii ki sosyal hakların da ödenmiş olacak. Sigortadır, ihtiyaçlandır, bunları yatırmak zorunda kalacaksın. İş yapmazsa dükkan sahipleri nasıl ayakta duracak? Mecburen dükkanını kapatıp ya başka bir yerde iş aramaya gidecek, ki mutlaka öyle olacak %90'ı, gidip başkası yanında işte 3-5 bin lira alabilirim belki çalıştığım yerden deyip başka yerlerde iş arayacak. Bu arada esnafın çoğu da böyle kapanmış olacak. Özellikle hizmet sektörü. Sanatçılardan bahsetmiyorum. Sanatçılar çalışacak. Berberler, kuaförler, marangozlar, mobilyacılar bunlar çalışacak. Ama bunun dışında hizmet sektöründe kapatacak olan çok esnaf vardır diye düşünüyorum. Bir de hükümetin üzerine çalıştığı başka bir konu var. Geçen gün Ticaret Odası Başkanı'yla da biraz sohbet etmiştik bu konuyla ilgili. Yani tam zamanlı işçi çalıştırmadan yarı zamanlı. Yarı zamanlı. İşçi çalıştırmadan yarı zamanlı. 3 saat olur, 4 saat olur. Ne kadar olur bilemiyorum artık onun için. Nasıl bakarsınız siz o konuya? Doğru bir yaklaşım mı? Tabii ki. Şimdi sektörüne göre değişir ama o da. Şimdi eğer bir konfeksiyon mağazasında çalışan biri varsa zaten çalışan bir veya iki kişidir. Ya onun birini çıkaracaksın, çıkartma yasağı var. Değil mi? Ya da ikisine yarım maaş verdiğini farz et. Ya da bir kişi var da ona yarım maaş ver. O adam geçinemeyecek. Zaten sen de geçinemiyorsun. Ama büyük şirketler vardır. Yanında 20-30 kişi, 10 kişi çalıştırır, 30 kişi çalıştırır. Onlar yapılabilir, onlar yapabilir bu işleri. Onlar yarım ödeyebilir, yarım mesai yaptırabilir. Orada sıkıntı yok. Gayet de doğaldır, normaldir de. Ama küçük esnafta bunu yapamazsınız. Siz kazanacaksınız ki ona da ödeyeceksiniz. Adam şu anda o 1500 lira kazanacak parası yok, işi yok.
Nasıl ödeyecek onu? Ama hükümet de bu yandan diyor ki işte çıkartamazsın. Bir de ben iş yerimi kaba diyorum zaten. Ekmek kendim kazanamıyorum ki işçime vereyim. Yarım maaşta ya da yarım mesai yaptırayım. Ben kazanamıyorum. Elektriğimi ödeyemeyeceğim. İçerideki suyumu ödeyemeyeceğim. Yani nasıl olacak? Küçük esnafta bu olmaz. Ama bu ancak dediğim gibi büyük şirketlerde doğrudur. İyi de bir karar olur. Belki restoranlarda, otellerde. Restoranlarda işte 10 kişi çalışıyorsa 5 indirilir. Yani o mesailer yapılabilir. Bilemiyorum. Yani bunlar sektörel bazda hepsi tek tek ayrı ayrı konuşmak lazım. Şimdi oturup bu konuyu restoranlar birlikte konuşmak lazım. Onlarla toplantı yapmak lazım. Evet. Bu uygun mudur? Bugün mesela onlarla da toplantımız var bizim. Yapacağız resmiyle. Gene sorunları beraber masaya yatıracağız. Fikirlerimizi onlar bize, biz onlara sunacağız. Bunun yanında kredi imkanlarını beraber paylaşacağız. Nasıl yapılabilir daha hızlı diye. İnsanların rahatlamanın yolu nasıl bakacağız. Bunlar çalışacağız bugün. Ama bunları sektörel bazda konuşmak lazım. Bunun dışında da büyük şirketlere dedikleri doğrudur ticaret odası başkanımızın. Büyük şirketlerde olabilir. Ama küçük esnafta bu dedikleri kolay olmaz. Şimdi her şey dönüp dolaşıp krediye geliyor. Ekonomiye geliyor, paraya geliyor. Parası hayat olmaz abi. Şimdi onu konuşalım ama şimdi esnaf dükkanlarını yavaş yavaş açıyor ve bir takım da önlemler almak durumundadır. Tabii ki. Bununla ilgili mesela esnafa yönelik bir çalışma oldu mu, işte bir briefing verilsin, bir bilgilendirme toplantıları yapılsın, şöyle yapmanız lazım, böyle yapmanız gibilerinden. Tabii şimdi bunu bölgelerdeki birlik başkanlarıyla görüşüyoruz. Çünkü her bölgenin kendine ait başkanları var, sektörlerin başkanları var. Bunlarla görüşüyoruz, onlar da kendi üyelerine mail ortamında, mesaj ortamında, WhatsApp ortamında yazışıyorlar. Konuları aktarıyorlar, işte ne yapması gerektiğini beraber paylaşıyorlar. Yani aslında şu anda herkes bana göre bilinçli. İki aydır da zaten çok yoğun bir şekilde talep var ve çalışıyorlar insanlar. Mesela ben şurada otururken evimde işte bir anda İskele Yönetim Kurulu'nun tamamıyla görüşebiliyorum internetten. Toplantımızı yapıyoruz. Yani bu şey koronavirüs aslında bir de böyle internet aracılığıyla işte video konferans gelişmesinden neden oluyor. Aynen öyle. Yani ben onu hiç yapmamıştım. Bu süreçte yapıyoruz. Mesela bir anda işte İskele Esnaf Birliği'nin bütün yönetim kuruluyla beraber otururken tamamıyla görüşebiliyoruz. Sorunları alıyoruz. Magosa'yla aynı şekilde, Güzellik'le aynı şekilde. Daha önce yapıyor muydunuz böyle? Yok hayır. Daha evvel gidip gelip beraber yüz yüze yapıyorduk. Bu ara teknolojiyi kullanıyoruz. Ha, bildiğim şu, bütün birlikler, bütün çalışan kesimdeki sektörel bazda herkes kendi üyelerine gerekli bütün bilgileri aktarıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. İnsanlarımız zaten bilinçli, bizim insanlarımız abi. Bizim halkımız bilinçli. O konuda bir sıkıntı yok. Bilmediği bir konu yok. Herkes her şeyi takip ediyor. Yapılacakları kendisi bizden daha evvel yapmaya çalışıyor. Bizim söylediklerimizden daha evvel yapmaya çalışıyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok. Mesela ben çarşıya gittim. Bir baktım herkesin kapısında hemen halıları koymuşlar. İşte paspasları, dezenfekte makinalarını koymuşlar, cihazlarını falan. Herkes ekstra eldivenler koymuş falan. Gayet de hoş. Biz onlara demedik ki bunu yap. Ama insanlar zaten hem hükümetten hem Türkiye'den duyduklarını anında yapıyorlar. Bunlar önemli. Yani o yüzden şeyde bir sıkıntı yok. Yapılacak olan çalışmalarda esnafın her şeyden bilgisi var. Hemen unutmadan başka bir şey sorayım size. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani otellerin açılım sürecini, örneğin işte Haziran'da açılacak, açılmayacak, işte iç turizme yönelilsin falan denildi. Şimdi tabii, yani esnaf olarak nasıl değerlendirirsin bunu? Şimdi otellere tabii kendine göre düşünecek. Ben de düşünürüm. Kaç tane yerli turizmi açtığımızı farz edin. Kaç tane turist bulacağız orada? Yani gidecek olan. Kaç kişi gidebilecek? Esnaf camisinden gidecek yoktur bana göre. En fazla işte bir deniz kenarına gider, bir piknik yapar. Eşini çocuğundan alır, mangalını kebabını yapar. Ama otelde gidip kalacak bir parası yok ki, kazanamıyor ki. Yani bana göre iş turizm dediği Sayın Bakan'ın nereye göre diyor, ben onu bir türlü çözemedim. Para olmayan bir sektörü var, ülkede para dönmüyor. Ama iş turizmi açalım, aç otelleri. Aç, bir sıkıntı yok ki. Otel sahibi karar verirse açar. Bana göre birçok otel sahibi de açmayacaktır. Sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla sizin söylediğiniz noktada... Açmaz yani. Ben de görüşüyorum otel sahipleriyle. Birçok otel sahibiyle görüşüyorum. İsim vermek istemiyorum ama ben biliyorum ki şu anda
Dedikleri zaman işte Haziran'da açılacak diye diyor ya devlet, hükümet. Oteller açalım, iş turizme yapalım. Otelci diyor ki ben açmayacağım abi diyor. Bunu da söyleyen büyük oteller yani. İsim vermeyeceğiz. Ama açmam diyor yani. Kime açacağım? Açtığım zaman diyor oraya personel lazım. Değil mi? Dört dörtlük çalışması lazım. İçeri müşteri gelecek. E ben müşteriden ne kadar para talep edeceğim? Parası olmayan bir ülkede. Şu anda halkta para yok. Kimi çağıracağım? O yüzden açılacak olan oteller varsa da o butik oteller var. Denizlilerin denizden uzak olan. İşte Balabay'sa, Çatalköy'de, atıyorum örnek Lap'ta da dışarıda ama deniz kenarında değil, büyük otelden bahsetmiyorum. Açılırsa onlar açılacak. O butik oteller işte 30-20 müşterilik, 20 odalık, 10 odalık yerler açılır. Onun dışındaki deniz kenarındaki büyük oteller bana göre açılmaz. Açılsa da zaten bir şey olmaz. Kimse gitmez ki. Ben kendimden yok. Gidemem ki zaten. Nasıl gideceğim? Öyle bir param yok ki gideyim. Tatil yapayım 5-6 gün, 10 gün. Yani belki fiyatı düşürürler. Abi düşürsen yani, olacak. Ekmek paramı kazanayım. Dükkanım çalışmıyor. Param yok. Nasıl yapacağım? Kredi mi alıp gideyim yani? Olmaz. Krediyi ödeyebilecek olmaz. Olsalar işleri için kullanır. Olmaz abi. Öyle iş turizm falan olmaz abi. Yani açan tabii açsın. Niye açmasın? Gidebilen varsa tabii ki gitsin. Öyle parası varsa tabii ki buyursun gitsin. Tatilini yapsın. Kimse ona engel değil. Horda görmeyiz. Yapsın. Ama esnaf kesimi gidemez abi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de patlak verdikten sonra daha ziyade tabii ki güneyde de aynı şey söz konusuydu. Şimdi önlemler alınacak diye toplantılar yapılmaya başlandı bakanlar kurulunda. Bu süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak seferleri devam ediyordu. Gidişleri gelişleri vardı. Deniz seferleri devam ediyordu. Herkes geleceğe baktığı zaman karamsar olduğundan dolayı özellikle küçük orta boy işletmelerinde çalışan bir kısım insan, üçüncü dünya ülkelerinden ve Türkiye'dekilerinden bahsediyorum, Türkiye vatandaşlarından bahsediyorum. Bunlar uçaklara binip gittiler, feribotlara binip gittiler. Şimdi iş yerleri açılıyor. Doğal olarak eleman eksikliği hissedecek miyiz? Tabii ki. Yani şimdi benim yanımda çalışan eğer Türkiye'ye gitmişse ben nerede bulacağım elemanı? İşçim yok, açamayacağım. Bazı meslek işler vardır ki tek başınıza yapamazsınız. Atölyeler, sanatkarlık kısımları tek başınıza yapamazsınız. Hadi bir berbersin, belki kendin makasını kesersin ama bir marangozluk, bir mobilyacılık, bir makinistlik, bunlar yanında çalışan insan ister. Şu anda da açık var ama değil mi? Çok açık var. Yani peki, gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Nasıl kapatılacak bu? Bu zaman ister abi. Bu işler zaman ister. Yani Türkiye'de bu insanları tekrar getirmek lazım. Değil mi? Ülkemde yok çünkü. Kalfam yok, çırağım yok. Biz hep ne diyoruz? Okusun, okusun, memur olsun çocuğum diyoruz. Bizim de şeyimiz bu. Ülkemizin gerçeği bu. İlle çocuklarımız memur olsun, müdür olsun. Yani üniversiteyi bitirelim. Üniversiteyi bitirelim. Ama çocuk meslek sahibi olmuyor. Üniversite ordusu da oldu dışarıda. Bitirmiş. Master doktorlu bir sürü insan var. Değil mi? Ama meslek erbabımız yok. Sıkıntı burada. Bunları Türkiye'den getirmek gerekiyor. Türkiye'den getirirken de şimdi kolay değil, orada da bu sıkıntı var, hastalık var diye. Gelecek mi? Aynı adam buraya gelebilecek mi çalışanlar? Gelecek olan ne kadara gelecek? Çalışmasını biliyor musunuz? Geliş gidişini biliyor musunuz? Yani bu büyük bir sıkıntı bu ülkede. Bakalım göreceğiz, zaman bunları gösterecek. Devam edeceğiz sohbetimize ama sevgili seyirciler, bir son dakika haberi ulaştırdı haber merkezinden arkadaşlarım bana. Ben onu paylaşayım hemen sizinle. Bir yangın haberi bu. Geçitkale kasabası batı girişinde Sarınç restoran yanında çıkan yangın için acil olarak tırmıklı, traktör ve su tankeri araçlarına ihtiyaç var. Tırmıklı, traktör ve su tankeri aracına sahip olan tüm vatandaşlarımızın yangın yerine gitmeleri önemli duyuruluyor. Bir tekrar edeyim haberi size. Geçitkale'de Sarınç restoran yanında çıkan büyük bir yangın var. Yangının söndürülmesi için yardım isteniyor. İtfaiye ekipleri, sivil savunma elbette oradadır. Ama sivil halktan da yardım talep ediliyor bu konuda. Tırmıklı traktör ve su tankeri araçlarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Tırmıklı traktör ve su tankeri aracına sahip olanların acil olarak Sarınç restoran yanındaki yangına intikal etmeleri isteniyor.
Bir daha tekrar edeyim haberimizi ve konuğumuzdan sohbete devam edelim. Geçitkale'de Sarınç Restoran yanında büyük bir yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. İtfaiye müdahale ediyor. Sivil savunma ekipleri müdahale ediyor. Ama yangın büyük. Dolayısıyla sivil halktan da yardım isteniyor. Ve tırmıklı traktörü olanlar, su tankeri olanlar yangın yerine gidip yangının söndürülmesine katkı koysun diye çağrıda bulunuluyor. Evet. Bu arada böyle arkana geçmiş olsun diyorum. Geçen günde aynı şey söz konusu olmuştu. Hatırlayacaksınız. Hasbulat'ta, Hurdalık'ta bir yangın çıkmıştı. Evet. Şu anda uzmanı değilim tabii ki ben. Meteoroloji mühendisleri karar verecek durumda elbette ama hatırladığım kadarıyla ben Mayıs ayında 40 derecenin üzerinde sıcaklığı çok az hatırlıyorum. Şu anda 40 derece, 41 derece meteorolojinin verdiği bu. Evet. Dışarıda hissedilen çok daha yüksekte mutlaka. 2-3 derece. Bu da yangınların büyümesi ve çoğalması. Aynı şekilde çünkü ne oldu? Biz COVID-19'a odaklandık hep. Salgın hastalığına odaklandık ama öte yandan da yangınlara çok müsait bir ülke olduğumuzu unuttuk. Şimdi bu yangınlar halkımız duyarlı, hemen araç sahipleri oraya yardıma gideceklerdir. Halkımız bu konulara çok duyarlı. Biliyorum çok duyarlı ama önemli olan bu tür... İşte bazı şeylerin önlemi alınamıyor. İşte bir cam şişesi atıyorsunuz, hemen söndürülebilmesi, bir cam şişesi kırılıyor, bir şey oluyor, bir izmarit atıyor derken işte böyle... Mesela Aspolot'taki yangın elektrik konutlarından meydana gelmiş. Bu büyük ihtimalle bir tarladır. Yani ona. Burada arazi yangını arazidir. Görünüyor. Geçmiş olsun böyle altına diyelim. Evet, bunu verdikten sonra biraz şeylere değinelim. Krediler konusuna gelelim. Tamam elbette işte hükümetin aldığı bir takım önlemler vardı. İşte mutlaka. Takdim ediyoruz onları. O çerçevede bazı kredi olanakları falan sunuldu. Ama Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi olarak sizler Türkiye'deki tam adı neydi? Teskomp. Onu Teskomp. Evet, Teskomp. Türkiye bağlı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri. Şimdi bir işbirliğine gittiniz ve o öyle mi oldu? Yok, işbirliğine gittik. Nasıl tam olarak ne oldu? O kredi nasıl geldi buraya? Direkt oraya bağlandık. Şimdi biz 2010 yılında Kredi Kefalet Kooperatifini kurduk burada. Mukayyetliğe bağlıyız zaten. Kooperatif şirketler mukayyetliğine. Evet. Şu anda da Kemal Denizdan'a müsteşarımız. Kooperatifler mukayyet aynı zamanda. 2017 yılında. Bu arada Sabahtan da burada Pınar'ın bizim yaptığı programa konuktu. İzledim. 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, o zaman adı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ydı. Biz resmi olarak Türkiye Bakanlar Kurulu kararı ve meclisten onaylanarak bizim kooperatifimiz Türkiye Ticaret Bakanlığı'na bağlandı. Teskom'a. Onun da altındaki kurum Teskom. Oraya resmi olarak bağlandık. Ve şu andaki yerimiz Ankara 2. Bölge olarak geçiyor. Kurumumuz bizim. Biz hem burada mukayyetliğe bağlıyız. Denetimlerimizi burası yapar. Aynı zamanda Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Teskom denetlerimizi yapar. Bu para da Türkiye'de hazinenin bu seneki parası 57 milyar TL, esnaf ve sanatçılara verilecek para. Kredi dağıtılacak. Bizim de bunun içinden aldığımız para 3,5 milyar TL. Biz halkımıza, esnaf ve sanatçılarımıza, iş adamlarımıza, ülkedeki tüm sektörlere 3,5 milyar parayı dağıtabiliriz. Dağıtıyoruz şu anda. Kuşluları nedir bunun? Çok basit. Hemen onları da anlatırız. Bugünkü Sayın Bakan'a da bilgi aktardım. Hasan Taço'ya da. Dün Başbakanıma bilgi aktardım. Sayın Ersin Tatar'a mesaj attım. Bugün dağıtılan, bugünkü verilenlerle 12 milyon 500 bin TL vermişiz. Kaç kişi olduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii kişiler var, sayılar var ama biz genel rakam olarak, tabii ki o az bir rakam bile 12 milyon 500 bin TL, piyasaya düşen bir para. Şu anda da Haziran sonu gibi yaklaşık bu işte 25-30 milyon lirayı bulacak piyasaya aktarılan ki bu önemli bir miktar. Yıllık faizi 4,5 TL üzerinden. 225 bin TL'ye kadar kullanabiliyor insanlar. Burada işte iki kefille 50 bin liraya kadar kullanabiliyor. İki kefil ve ipotekle veya kefillerle
225'e kadar kullanabiliyor. 5 yıllık vade yapılabiliyor. Çeşitleri var. Onu kişilerle beraber oturup konuşarak onlara göre formül uyguluyoruz. Vergi borcunu aramıyoruz. Sosyal sigorta borcunu aramıyoruz. İhtiyaç sanını aramıyoruz. Tapularda, tapu ipotekleri vereceklerse tapularda deviraçları almıyoruz. Sıfırladık onları. Almıyoruz. İpotek sadece 225 milyon. Hayır, 50'den yukarı ipoteklidir. 225'e kadar. İçinden 100 bin kullanabilir, 150 alır, 200 alır, 225 alır. Ama deviracımız yok bizim tabuda. Şimdi ne oldu? Orada insanları kurtardık şeyden, 4-5 bin liradan. Hayat sigortası yapmıyoruz. 2000-3 bin lira oradan kurtardık insanları. Toplamda baktığınız zaman insanları bir 8-10 bin lira, 11 bin lira civarında bir paradan kurtardık. Normalde bunları bankadan almış olsan bunları ödüyorsun. Biz bunları da kurtardık. Bunlar bizim müktemizde. Bu şekilde 4,5 faize insanlara kullandırıyoruz. Her gün 15-20 kişiye veriyoruz. 15-20 kişilik bu rakam iyi bir talep mi? Öyle mi? Ancak bitirebiliyoruz evrakları. Yoksa daha fazla var. Çok şu anda talep var. Şu anda 600'ün üzerinde dosyamız hazır. Tapulu olanlar, Koçanlı olanlar. Bunun dışında işte kefaletli olanlar var. Onlar ayrı. Düşün, adanın tamamından geliyor insanlar her yerinden. Müracaat yapıyor. Burada her gün bitmesi gereken, çünkü içerideki çalışan personel sayısı belli. Fazla da onu da çoğaltamıyoruz. Gerek de yok ona. Çünkü bizde bir yıllık bütçe var. Türkiye'ye sunduğumuz çalışan personel sayısını o bütçe dışına çıkamıyoruz. Ticaret Bakanlığı'na vereceğimiz bütçe önemli. Yani ben yarın sabahtan buraya iki kişi aldım diyemem, bir kişi aldım diyemem. Ona Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı karar verecek. O yüzden var olan personelle günlük işte 15-20 arasında bir dosyayı netleştirip, onaylayıp parasına kavuşturuyoruz. Bu da şu anda çok iyi. Yani dileyen esnaf yaptığı işe bakılmaksızın tabii ki, mı? Tabii ki, tabii ki. Her iş yeri gelebilir. Yeter ki vergi levhası olsun. Vergi levhası olan her iş yeri kredi alabilir. Vergi mükellefi. Herkes bu krediden. Aynen. Alt limit 25. Burada yok öyle bir dünya. Yoksa istediği kadar. 10 lira istersen 10 lira alırsın. En fazla 225 bin lira. Aynen. Yani benim ihtiyacım 10 bin lirası 10 bin lira alırım. 5 ise 5 bin lira alırım. 50 ise 50 alırım. Yani öyle bir şey yok. İlle sana gel 25'ten aşağı olmaz diye yok. Ya da 70 bin lira istiyor. 70 alır, 80 alır. İhtiyacı kadar müracaat yapacak. Elbette ki sormuyorsunuz insanlara diye düşünüyorum. Bu parayı niye alıyorsunuz diye. Hayatta sorma. Ama genel izleniminiz merak ediyorum. Genelde, daha çok ne için istiyor insanlar? Genelde insanlar esnem ne için alırlardı? İşte alayım da bir borcumu kapatayım. Yüksek faizli yerden. Şimdiki sağlanmazsa aman bursun elimde. Yarın ne olur? Acilet belli değil durumlar. Hastalık dertleri. Hem dükkanımın kirasını öderim. Elektriciğimi öderim. Elimde bir üç kaç acil durumda para bulunsun diye tutuyor. Biz şunu yapıyoruz. Biz kimseye sormuyoruz. Sen aldın 50, 100'ü, 200'ü ne yapacaksın? Sormuyoruz. Bu zaten en önemli tarafı. Eskiden biliyorsunuz kredi alanlardan proforma fatura istedilerdi. Ne yapacaksın? Ben makine getireceğim. O zaman o faturayı bana getir derlerdi. Biz böyle bir sorgulamamız yok bizim. İnsanlar ne istiyorsa yapsın. Şu ana kadar da bir sıkıntımız olmadı alanlardan. Biz 2017 yılından beridir TESKOM'la buraya açıldığı günden beri TESKOM sistemi 17 yılından beri para dağıtıyoruz. 2017'den beri de aksayan bir tane kredimiz yok. Günü gününe herkes ödüyor. Neden? Zaten 4,5 faizden alıyorsun. %4,5 faize yıllık. Yani şöyle 100 bin lira aldığınızı farz edin. 5 yıl sonunda ödeyeceğiniz rakam 117 bin TL. 17 bin lira. 17 bin lira 5 yıl. 1600 lira ile taksitleriniz başlar. 1300 lira biter. Toplam ödeyeceğiniz rakam 117 bin TL. 200 bin lira mı aldınız 5 yıllığına? 234 bin lira ödersiniz 5 yılda. 50 bin lira mı aldınız? 3 yılda 57 bin lira ödersiniz. Yani onun için insanlar diyor ki ben bu parayı alayım, kullanayım. Tabii ki bunlar Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın ve özellikle de Hasan Taçoğlu'nun çok önemli katkıları var Sayın Ekonomi Bakanı'nın. Bu miktarların yükselmesinde, çoğalmasında çok önemli katkıları var. Alınan kararlarla 100 bin liralık limitimiz 100 bin liraydı. Hükümetin aldığı kararlarla bunu biz 225'e çıkarttık. 500 bin liralar var. İş yeri satın alacaksa 500 bin lira 10 yıl vade. Diyelim ki işte
Adam iş yeri var da bir 3+1 dairede esnaflık yapacak ya da ofis yapacak. Alabilir 10 yıl vadeyle. 4.5% gene. İş yerine araba alacaksa 7 yıl vade. Gene 4.5%. Yani buradaki amaç insanların yüksek faizlerden kurtarmak. Tefecilerin elinden kurtarmak. En önemli şey bu, dert bu. Tefecilerden insanları kurtarmak. Bir sürü insanlardır, bir sürü esnaflardır. Gerçekleri tefecilerdedir. Aynen, ben biliyorum yani benden alıp götürüp o tefecileri kapatan insanları biliyorum. O büyük rakamlardan kurtardıklarını biliyorum yani insanları. Onun için şu anda her gün onlarca insan geliyor, müracaat yapıyor. Onun yanında alanlar devam ediyor almaya. Biz bu kapalı dönemde de hiç kapatmadık kooperatifimizi. Her gün çalıştık. İnsanlar izin alarak geldi bize. İskeleden, Karpaz'dan, Defke'den. İşte kooperatifi kredi müracaatı yapacağım deyip izin alıp kaymakamlıklarından geldiler işlerinden. İnsanlar müracaatı hiç durdurmadık yani. Hızla bunlara devam ettik vermeye. Çünkü para miktarımız da yüksek. 3,5 milyar TL'lik bir kaynağımız var. Bu paranın bir an evvel bu ülkede harekete geçmesi lazım. Ekonomiye dönmesi lazım. Ucuz paranın. Hep ne diyorduk? Bu bireylere yönelik değildir ama. Yok. Keşke bireylere olsa, o zaman bütün memlekete veririz. Sadece esnaf vergi yükümlüsü olan kişilere. Bu limited olur. Şahıs işletme hiç fark etmez. Şimdi aklıma geldiği için soruyorum. Ben medya mensupları, kuruluşlar, evet. Medya kuruluşları. Evet. Alabilir. Böyle sizden yarar alabilir. Alabilir tabii. Birçok medyacı arkadaşımıza verdik. Öyle mi? Tabii. Ya bunu bilmiyordum. Ben bunu şimdi siz anlatırken aklıma geldi. Dedim ki ya biliyorum ki işte medya, özel sektör, özel medya zor koşullar yaşıyorlar. Evet. Zor bir medyacı arkadaşlarımıza veriyoruz. Verdik. İsimlerini vermeyeceğim ama verdik. Yok hayır istemiyorum zaten. Yani bunlar işte internet gazeteciliği yapanlar, medya, habercilik sektöründe olanlar bunları aldılar. Almaya devam ediyorlar. Sıkıntı yok. Çok iyi o zaman. Mesela hayvancılar alamazdı. Süt üreten hayvancılar alamazdı mesela. Ve biz onlara da açtık, hayvancıya da açtık krediyi. Süt sattığını kurumlara belgelediği sürece hiç sıkıntı yok veririz. Hellim yapıyorum der gene alır. Hayvancı sektörünü de açtık. Hatta bunu ilk bana gündeme getiren Sayın Müsteşarımız Kemal Denizanay'dı. Bir gün Ankara ziyaretinde beraber gittik bakanlığı kendisiyle. Uçakta işte giderken dedi ki ya işte ya hayvancılara falan verelim deyince orada hemen gündeme getirdik bu konuyu. Hayvancıya da açtık. Şu anda onlar da alabiliyor. Yani sektörleri tamamı alabiliyor. Programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alacağım sizden ama onun öncesinde ben izleyicilerimize, arkadaşlarımızın bana ilettiği son dakika haberini tekrar bir hatırlatayım. Geçit Kale'de Sarınç Restoran yanında çıkan yangın hala devam ediyor. Kontrol altına alınmadı. İtfaiye, sivil savunma ekipleri yangına müdahale ediyor. Ama yayılma tehlikesi olduğundan dolayı sivil vatandaşlardan da yardım istendi. Tırmıklı traktörü olanlar, su tankeri olanların Sarınç Restoran'da yanındaki yangına müdahale için yardımda bulunabilecekleri belirtildi. Bir daha tekrarlayalım ve son sözlerini alalım Kemal Bey'in. Geçitkale'de Sarınç Restoran yanında çıkan yangın hala devam ediyor. Yangına müdahale ediliyor ama sivil vatandaşlardan da yardım talep edildi. Tırmıklı traktörü olanlar, su tankeri olanlar yangın yerine gidip yangının söndürülmesine katkı koyabilir. Evet, son sözlerinizi alalım ve kapatalım programımızı. Davetimiz için. Ben tabii ki tüm esnaf ve sanatkarlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı ve sıhhatli olsunlar. Öncelikle sonra kazanç elbet bir gün gelecek. Şimdi bol kazançlı günler dileyemeyeceğim. Çünkü öyle bir günler yok şu anda. Ancak sağlıklı ve huzurlu, mutlu günler diliyorum kendilerine. Size de teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ben size teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. İyi. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu'ydu. Altuncuoğlu'yla esnafın durumunu değerlendirdik. Bir haftayı geride bıraktık. Cumartesi, pazar bölümümüzde sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde haber zamanının geldiğini unutmayın. Hoşçakalın.